puanın üzerinde bir makas var, açık bir makas var. Bu da finansmana ulaşmayı hakikaten çok çok zorluyor. Dolayısıyla da bu finansmana ulaşmak için farklı enstrümanlar kullanılabilir mi? Şimdi 9.40 gibi, yani toplamda Temmuz-Ağustos'ta toplamda 20 puanlık neredeyse bir baz etkisiyle düşüş olacak. Ama bunun sonraki safhaları ne olacak? Baz etkisinden acaba güz etkisine geçecek miyiz? O da başka bir mevzu. Dolayısıyla da bu krediler, krediye ulaşmak, finansmana ulaşmak çok çok önemli bir konu. Çünkü üretici hakikaten üretemiyor, finansmana ulaşamadığı için kendi sahasını genişletemiyor. Bu konularda neler söylersiniz? Şimdi tabii ki son alınan bir karar var Merkez Bankası'nın. Belki izleyicilerimiz onu bilmiyor olabilir. Özellikle döviz cinsi kredilerde büyüme hedeflerini 2'den 1.5'a indirdi Merkez Bankası. Kaldı ki bu bankaların döviz kredisi vermeleri ihtiyaçtan kaynaklanan bir konu. Çünkü sendikasyon kredileri alıyorlar. İçeriye bir kaynak girişi var yurt dışından. Bunlar döviz. Dolayısıyla döviz kaynak girişini bankalar döviz olarak krediye çevirmek durumundalar. Aksi takdirde bir kur riski söz konusu olur. İşte böyle bir olaya yol açmamak için de bankalar döviz cinsi kredilerde daha fazla büyüme yolunu seçmek zorunda kalıyorlar. Neden? Çünkü sendikasyon kredilerle gelen parayı bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Ama Merkez Bankası burada büyüme hedefinde bir sınırlama getirildi. Bu önemli bir problem. Çünkü Türkiye içerisinde böylece faizlerin düşmesinin de önü kesilmiş oluyor. Çünkü bankalar... Bu ne demek efendim? Bankalara dedi ki Merkez Bankası %3 büyüdünüz, %2 büyüyeceksiniz. Yani herkes krediye ulaşamayacak anlamına mı geliyor? Tabii ki bankalar o kredi kullanım tavanına geldiği zaman daha fazla kredi kullandıramaz ve yok diyecek. Kredi dönüşü olana kadar da kredileri verme şansları yok. Oraya bir set koyuyor Merkez Bankası, bir duvar örüyor. Ve dolayısıyla diyor ki daha fazla döviz kredisi kullandıramaz. Şimdi bu duvarı koyduğu andan itibaren bankaların yapabileceği fazla bir şey yok. TL kredisi kullandırması lazım. Elinde TL varsa kullandırır. Büyümek için sendikasyon kredisi alıyor. Dışarıdan fon getiriyor. Bu fonları kredi olarak pazarlıyor. Dövize döviz. Böylece kur riski de almamış oluyor. Ama maalesef bu olay kapatıldı. Merkez Bankası tarafından sınırlandırıldı diyelim. Kapatıldı evet, demek yanlış olur. %3'ten 2'ye indirdi. Evet. Tabii de yani orada 2'den de 1.5'a indirdi. Yeni karar bu. Dolayısıyla bu indirimi yaptığı zaman ister istemez bankaların döviz kredisi kullandırmaları sıkıntıya giriyor. Hı hı. Ama krediye ihtiyacı olanlar var. Onlar kredi kullanamıyorlar. Böyle olunca da TL cinsi kredi talebi artacak. Bu da faizlerin düşüşünü engeller tabii. Çünkü TL cinsi kredi talebi geldiği zaman yok çeken banka istediği faiz oranını kara borsa gibi rahatlıkla dikte edebiliyor. İşte o yüzden de TL faizlerinin yüksek kalmasına yol açabilecek bir gelişmeyi Merkez Bankası'ndan gördük. Önümüzdeki süreçte bu daha ne kadar devam eder bilemiyorum. Ama şu gerçek, Türkiye'de siz de ifade ettiniz zaten. Enflasyon yüksekken tabii ki faizler arasında bir makas var ama 2 ay içerisinde 15 ile 20 arası diyelim bir enflasyon düşüşü yaşayacağız. Enflasyon 50'lere belki de 50'nin altına 49'lara düşecek birkaç ay içerisinde. Böyle bir ortamda alınan faizler oldukça cazip. Bu cazip faizi dikkat edin. Kısa vadeli mevduat olarak değerlendirenler Eylül ayından itibaren daha düşük getiriye maruz kalacaklar demek. Çünkü enflasyon aşağı indikçe bankalarda getiriye göre reel getiriyi koruyacak şekilde faizleri aşağı çekeceklerdir. Ve bu kısa vadelilerde direkt etkileyecek yatırımcıyı, aylık mevduat yatıranlar da örneğin etkileyecektir. Ama orta ve uzun vadeli tahvil alanlar aldıkları faizi iç verim oranıyla almaya devam edecekler. Dikkat edin, o yüzden tahvil faizleri mevduatın da altında. Çünkü uzun süre bu faizi alma şansları var insanların. Faizler düştüğünde tabii ki tahvillerde de faizler düşüyor. Evet, ama tahvili alanların elindeki tahvilin değeri çok yükselmiş oluyor. O zaman tahvilini satmaya kalktığında da çok yüksek, borsa gibi aynen getiriler elde etme fırsatı buluyor. Bankalar bu fırsatı değerlendiriyor. Yapıyorlar bu dediğim işlemleri. Ama önümüzdeki süreçte enflasyon düşüşünden Merkez Bankası emin olmadan kendisi politika faizleri düşürmeyecektir. Özellikle altını çiziyorum. Eylül-Ekim'den önce
Ben bunu hiç beklemiyorum. Eğer bunu yaparsa stratejik bir risk oluşturuyor. Ancak mevduat faizleri cazip olduğu sürece, mevduata para birikimi geldiği sürece, ki bunun içerisinde TL depo dediğimiz yabancıların TL'ye dönüp bankalara borç verdiği mevduat da var. İşte o zaman mevduatta birikim yüksek olursa mevduat faizleri düşebilir. Tabii her mevduat faizi düşüşü bir riski de beraberinde getiriyor Serpin Hanım. O da şu: acaba mevduattan çıkış olur mu? Getir yetersiz kaldığı zaman mevduattan çıkış olduğunu biz geçtiğimiz o yanlış uygulanan faiz politikalarında gördük. Ciddi şekilde para çıkışı nereye gitti? Gayrimenkule gitti, altına gitti, dövize gitti. Ve sonuçta da Merkez Bankası da piyasayı regüle etmeye çalıştı. -65 milyar dolarlara kadar rezervi bitirdi. Ama sonuçta hani bir söz vardır. Takke düştü, kel göründü. Ondan sonra da ekonomi yönetimi değişti. Şimdi bu hatalardan kaynaklanan bir yapıyı düzeltmeye çalışıyor şu an Sayın Mehmet Şimşek. Ortodoks politikalarla işte gri listeden çıkmayı başardık. Bunun için Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ciddi şekilde MASAK üzerinden piyasalar üzerine baskı kurdu. Ama bana göre Türkiye'nin not artırımının arkasındaki en önemli faktör Türkiye'nin şeffaflaşma çalışmaları. Bunlardan birisi vergiden kaçanların gerektirdiği cezaya çarptırmaları. Çünkü ciddi şekilde cezalar kesiliyor. Sahadalar şu an. Maliye Bakanlığı da sahaya indi nihayet. Ticaret Bakanlığı da geç de olsa Sayın Ömer Bolat'ın zamanında sahaya inmeyi başardı, ki hatırlarsanız eskiden hep şunu sorardım: Rekabet Kurumu bu ülkede ne işe yarar diye. Çünkü Türkiye'de artık hiçbir sektörde daha doğru dürüst rekabet o kalmadı. Oligopol tarzı dediğimiz üreticinin fiyatları belirleyeceği ortamlar oluştuğu için Türkiye'de bu aşırı fahiş fiyatlar oluşmaya başladı. Dolayısıyla Rekabet Kurumu da sahaya düştü, indi ve görevini yapmaya başladı. Maliye Bakanlığı da sahaya indi. Eski bir müfettiş olarak söylüyorum. Denetimin olmaması piyasalarda ne kadar iyi düzenleme yaparsanız yapın başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açar o düzenlemelerin. Ama şu an denetim eskiye göre, son yıllara göre oldukça iyi bir şekilde sahada yürütülüyor. İşte not artırımının arkasındaki bence kritik olan nokta bu. Türkiye'de kayıt dışı, kayıt içine çekilmeye çalışılıyor. Bir yandan kredi kart kullanımlarının sınırlandırılması, taksilerin azaltılması nedeniyle kredi kartla ödemeler biliyorsunuz kayıt içine çekiyordu. Resmileştiriyordu işlemleri. Bu nedenle kayıt dışına kaymalar oldu. Düşük faiz politikaları nedeniyle altın ve döviz gibi yastık altına giden paralar da kayıt dışına kaçtı. Tabii bu hataların düzeltilmesi için şu an yapılan uygulamalarla beraber herkese direkt siz hırsızsınız, para, yani devletten vergi çalıyorsunuz moduna sokarsa, o zaman şu an ekonomiyi yönetenlerle yönetilenler arasında karşılıklı çok ciddi bir çatışma olur ve gelecekte siyasi bir bedeli olur bunun. O yüzden de şimdilik artan vergiyle beraber, vergi yükünün çok yüksek olduğunu da unutmayalım. Bu vergi yüküyle beraber eğer bu kadar sıkı denetimlerle gidersek önümüzdeki dönemde cezalardan dolayı birçok şirketin canı da acıyabilir, ki şu anda acımaya başladı. Ciddi cezalar kesiliyor şirketlere. Önümüzdeki süreç içerisinde bunu hep birlikte göreceğiz.